geldiniz arkadaşlar. Yine konusu olmayan bir videoya geldiniz. Öncelikle haberiniz olsun. Ben böyle bir ufak bir tura çıktım. Bakın böyle bir yerdeyim. Doğada kendimi çok iyi hissediyorum ya. Hava bugün yağmurlu. Ama ben yine de duramadım. Çünkü bu artık şehirlerin kapatılması olayı falan da benim canımı çok sıktı. Baksana abi şu güzelliği. Yemişim karantinasını ya. İyi ki şu zamanda buradayım. Abi göstermeden geçemeyeceğim bakın. Sizi İbrahim'le tanıştıracağım. Bizim mekanın sahibi ama müthiş muhabbet adamıdır. Sizi onunla tanıştıracağım. Onunla buluşmaya gidiyorum şimdi. Dönüşte de biraz erzak merzak bir şeyler alacağız. Yeme içme için. Eruş'un kene problemi vardı ya. İlaçladık hani geçen hafta. Kene pire olayına karşı ense damlası damlatmıştım. Ense damlasını damlattıktan sonra hayat çok güzeldi benim için. Zeruş için de güzeldi çünkü artık benimle uyuyabiliyordu falan. Dün geceden beri tik oldum ya. Halbuki pire de görmedim onun üstünde ama iki gün önce falan laptopun üzerinde gezen küçücük bir tane böyle kene gördüm. Zeruş'tan mı geldi yoksa doğadayız diye mi geldi bilmiyorum ama tik oldum. Kaşınıyorum şu anda, kendi kendime kaşınıyorum. Halbuki bir şey yok üstümde, biliyorum ama yine de kaşınıyorum. Tik oldum abi. Zeruş'la aynı yerde yatıyorsak ve doğadaysak bu son derece normal. Ama yine de kafamın içinde o kene olayı var. Beni sanki ısırıyormuş gibi hissediyorum. Bir de bugün güneşli olmasını umuyordum çünkü her 4 güne bir çamaşır yıkıyorum ben. Dolayısıyla bu üzerimdekileri temizliyorum. Sonra akşam kuruduğu zaman yine giyiyorum. Bugün de hava bakın böyle. Ara ara böyle bir 5-10 dakikalık sağanak yağıyor. Yıkayamadım üstümdekileri. Dolayısıyla o tiki de üstümden atamadım. Kıyafetlerimi yıkasam, kendimi de bir temizlesem böyle şey olmayacaktı ama sanırım birkaç gün böyle yani 3 gün daha ben bu kıyafetlerle yatıp kalkarsam kendime bile kokmaya başlayacağım. Ama kimin umurunda? Benden başka kimse yok ki. Kimi rahatsız edebilirim ki? Zeruş'u mu rahatsız ederim? Zeruş ayağımda yatıyor zaten. Neyse. Bir dakika dur. O video kayıtta. Böyle şey konuşmasak ben buraları keserim. Beni çekmiyor değil mi? Çekiyor seni. Ben bugün izleyicilerimle seni tanıştıracağımı söyledim. Yapacak bir şey yok. Ben çekecek bir şey bulamıyorum. Markete girmek maske zorunluluğu varmış. Markete girmek için. Mersin. Mersin'miş. Arkadaşlar, anda İbrahim Bey bu. Zaman zaman adını duyuyorsunuz. Müthiş muhabbet bir adam. Yaza gelirseniz inşallah, sezon başlarsa. Güzel güzel muhabbet edersiniz. Ağzım artık. Hiç. Nasıl bir güne uyandık bilmiyorum ben de. Sabah kapalı bir havaya uyandım. Rüzgar yoktu. Sonra sağanak yağmur yağdı. Şimdi de böyle açık bir hava. Ama güneş batıyor. Patronu çalıştırıyoruz orada. Biz burada oturuyoruz. Bugün keyfim yerinde. Yalnızlığı artık çok sevmiyorum ya. Sıkılıyorum.
Yanıma biri geldiği zaman keyfim yerine geliyor. İbrahim de oradaki dutları suluyor. Siz göremezsiniz geniş açı olduğundan. Ama oraya dün akşam yeni dutlar ektik. 9-10 tane. Gölgelik alan için. Onları suluyor şimdi. Değil mi lan kızım? Kızım lan. Ben nereye kızım oraya? Kızım beni hiç yalnız bırakmıyor. Değil mi lan kızım? Aferin lan kızıma. Oy, 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 oy. Niye öyle hırlıyorsun lan? Arka ayaklarıyla oynamamından hiç hoşlanmıyor. Oy, oy kızım benim. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Bak bak. Aferin lan kızıma. Tırnaklara bak. Jilet jilet maşallah kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Bizim aşkımız da bu kadar. Buyurun. Abi biz şu anda ağaç yiyoruz. Bu ağaçları ipek böceğe salacağız buraya. Ama şimdi sen ben kamerayı sana çevirdim diye böyle anons verir gibi konuşursan o doğallığı kaybeder. Abi buraya ipek böceğe salacağız. İpek. Onu... İpek üreteceğiz. Evet. İpekten ipek şallar örüp. Evet. Satıp ekonomiye katkı sağlayacağız. Biz bize yeter kampanyasına destek vereceğiz. Bu dutlardan ipek böceğe üreteceğiz. Gölgelik alanı neyle yapacağız o zaman? Güzel. Kızım lan. Kızım lan. Bak böyle otların üstüne oturuyor. Ondan sonra keneyi kapıp geliyor. Son nokta. Olimpos Korsan Camping tek böceği. Çünkü insan yok. Korsan ipekleri. Efendim? Korsan ipekleri. Korsan ipek. Korsan ipek. Bence İran'a falan satarsın abi. İran'da ipek çok kullanılıyor. Neyse beyler, hanımlar, görüşmek üzere.